Burası Killsworth, Güney Dakota. Sivil savaşın bittiği, yüzyılın değişeceği dönem. Silahların kanunları oluşturduğu ve kelimelerin, düşüncelerin ve prensiplerin batıya uygarlık getirmeye başladığı zamanlar. Posta arabası sürücüsü pusuya düşürülerek öldürüldü. Bay Quincy, aynı haberi dün de bastık. Ne olmuş yani? Saymıyorum ama eminim her zamankinden yüzlerce fazla sayıda satıyoruz. Endişelenme, bunlar boşa gitmeyecek. Şerif Galtınoğlu cinayet suçundan gözaltına alındı. Şerif, babam sizi görmek istiyor. Şimdi mi? Bir kalp krizi daha geçirdi. Ölüyor. Doktorlar bana söyledi, açıkça söylediler. Öleceğim. Hayatım boyunca Tanrı'dan korkan bir insan oldum. Ve şimdi söylemem gerekeni söylemeliyim. Bir erkek vicdanında bir şey varken asla ölemez. Doktoru çağırayım. Hayır, sadece dinle. Dinlemek zorundasın. Uzun zamandır dostuz. Sana bunu söylemek istemezdim ama bilmen gereken bir şey. Benji ile ilgili. Daha önce yalan söyledim Sam. O makinisti kimin vurduğunu görmedim dediğimde yalan söyledim. Yalan mı söyledin? Benji'ydi. Onu gördüm. Makinisti vuran Benji'ydi. Hasta olduğun için hafızan zayıflamış olmalı. Benji bunu yapmadığını söyledi. Sen ne dediğini bilmiyorsun Jean. Biliyorum Sam, biliyorum. Claire ve Quincy diğer odada bekliyor. Sana söylediğim şeyi bilmek isteyeceklerdir. Ne istersen onu yap. Bu sana kalmış. Sadece Quincy'ye dikkat et. Senden nefret ediyor. Claire'i kendine istiyor o. Kathy ile ilgileneceğinden emin olabilirsin Jean. Claire'le birlikte yaşayacak. Her şeyi ayarladım. Umarım Kathy için her şey güzel. Doktor. Kathy. Senin adını söyleyerek öldü. Çok üzgünüm. Başka neler dedi Galt? Onunla neden yalnız konuştunuz? Claire seninle yalnız kalmak konusunda ısrar ettiğini söylüyor. Bir arkadaş mı? Yoksa şerif olarak mı oradaydın?
Ama eğer o sadece bir dost olsaydı, Cat'inin orada olmasını umursamazdı. Bu durumda şerif olarak konuşmuş olmalısın. Benimle konuşmak istedi. Benji hakkında mı? Benji hakkında hiç kesin şeyler söylemedi. Her zaman bir şeyler sakladığından şüphelendim. Neydi onlar? Sana ne söyledi? Claire, senin Cat'e göz kulak olacağını bilerek huzur içinde öldü. Joe, anladığım kadarıyla dedektif Sutherland bugün şehir dışında birkaç serseriyle uğraşıyor. Bu akşam şehre gelip konuğumuz olabilir. Elbette, elbette şerif. Gidip kumarhaneye bir bakayım. Ne oldu baba? Sorun nedir? Bay Holden başka bir kalp krizi daha geçirdi. Öldü. Cat'e üzgün olduğumu söyler misin? Sanırım bunun er ya da geç olacağını biliyordu. Onunla en son konuşan bendim. Benimle konuşması gerektiğini söyledi. Vicdanını temizlemek istemiş. Ne konuda? Seni trende gördüğünü söyledi. Makinisti öldürdüğün sırada. Bunu Bay Walden mi söyledi? Gerçek bu mu? Baba, sana gerçeği söyledim. Ben bir şey yapmadım. Sana söyledim. Peki neden böyle söyledi? Bir adam ölürken neden yalan söylesin? Bilemiyorum ama Bay Walden beni böyle bir şey yaparken görmüş olamaz. Cat ile birbirinizi sevdiğinizi biliyordu. Böyle bir şeyi sana neden yapsın ki? Sebebi ne olursa olsun. Baba, söylediklerime inanamazsın. Bunu yapamazsın. Evet. Sana inanıyorum Benji. Ama bunu kanıtlamam gerek. Bir şekilde bunu kanıtlamam gerek. Buradaki insanları mı? Yoksa kendini mi? Sana inandığımı söyledim. Gerçek her neyse onu ortaya çıkaracağım. Yarından sonraki gün mahkemeye çıkıyorum. Ya aleyhime giderse? Beni asacaklar, öyle değil mi? Bir insanı yapmadığı bir şey için bedel ödememesine karar vermek benim işim. Eğer endişelenmeseydin baba, Bay Polak gibi bir avukat tutmazdın. Sen benim oğlumsun Benji. Bu sorunu cevaplar mı? Sanırım cevaplar. Teşekkür ederim baba. Şerif. Aa, merhaba Jackson. Burada ne işin var? Şu aradığınız dedektifin burada olduğunu söylemek istiyordum. Sutherland, işte orada. Teşekkür ederim. O, Bay Galt, Benji o adamı öldürmedi. Evet, elbette öldürmedi. Bay Sutherland, bildiğim kadarıyla buralardaki en iyi dedektif sizsiniz. Çok iyi sürdüğünüzü söylediler. İş konuşmak için uygun bir zaman değil. Üzgünüm ama az zamanım var. Konu oğlumla ilgili. Üzgünüm bayım ama şu anda meşgulüm. Sizinle bir iş için anlaşacağım. Fiyatınız nedir? İşi istemiyorum.
Pusu kuranlarla çalışmam. Pekala, diyelim ki tuzak kurmadı. O zaman fiyatın ne olurdu? $5,000. Yarısını başlamadan önce alırım. Hadi bebeğim, dans etmezsek müzik ne işe yarar ha? Cinayeti davası için geldi. Gazeteyi saklamana gerek yok Leverett. Benim de evimde aynı gazeteden var. Zor bir gün olacak Şerif, ne dersin? Evet. Polak geldi mi? 2 dakika önce buradan ayrıldı. Ha Şerif, bu size geldi. Şerif, Walden ne dedi? Bir şey söyledi mi? Gazetede her zaman kanunun tarafında olduğunuz ama söz konusu benci olunca değişebileceğiniz yazıyor. Bu doğru mu Şerif? Değişir misiniz? Pat Ralston şehirdeki en sıkı avukatı tuttuğunu söyledi. Bu çok fazla paraya mal olmuş olmalı. Roger Polak değil mi Şerif? Öyle sayılır. Bir sürü insanın karşılayabileceğinden fazla. Benim karşılayabileceğimden de fazla. Peki ya şu Walden Benji ile ilgili bir şey söyledi mi? Hey Şerif! Bay Polak oteldeki odasına geri döndü. Teşekkür ederim Dan. Bunu onaylamadığını farkındayım Şerif. Ama basit bir tıraş için 3 içki çok fazla sayılmaz. Buna inanabilirsin. Hayır, inanmazsın. Seni endişelendirdiğimi görebiliyorum. Benji benim oğlum Bay Polak. Şişeler yüzünden onu savunamayacağımdan korkuyorsun. Böyle peki, söylemedim. Yıldızını nasıl takman gerektiğini söyleyemem Şerif. Bay Polak. Her zaman küçük şehirler ve küçük davalar olmadı Şerif. Büyükler de vardı. En büyükleri. Ama bu sadece beni ilgilendirir. Aynı bunun gibi. Bunu eğer seni rahatlatacaksa bir ilaç gibi görebilirsin. Bu sabah jüriyi seçeceğiz. Bunun için gelmene gerek yok. Mahkeme de öğle yemeğinden sonra başlayacaktır. Şu gazeteci neden seninle bu kadar uğraşıyor? Kuyusu mi? Neden benimle uğraştığını bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bu gazete çok satıyor değil mi? Ben de sizinle bunu konuşacaktım Bay Polak. Walden'ın bana söyledikleriyle ilgili. Onları duymak istemiyorum. Ben oğlunun avukatıyım. Rahibi değil. Konu bu değil. Değil mi? Hayır. Halime bak, şimdiden terliyorum. Burada hiç yağmur yağmaz mı? Hepsi şu kullandığım ilaçlar yüzünden olmalı. Mahkeme salonu bugün çok kalabalık olacak. Bu arada çalıntı parayla ilgili bir gelişme var mı? Evet. İşte. Yeni numara ha? Bu davayı kazanacağız Şerif. Dün bölge savcısı bana bir anlaşma yapmayı önerdi. Suçu 2. dereceden olarak değiştirmek istedi. Ben de hayır dedim. Bütün kasaba belki biraz geri çekilmeni ilgiyle karşılayacaktır. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bundan 1 yıl sonra bence hayatta olacak ve bugünler kimsenin aklına bile gelmeyecek. Çeneni kapalı tut ve...
Oğlum bu gece serbest kalsın, tamam mı? Anladın değil mi? Şerif gitmiş, gitmiş. Hepsi gitmiş Şerif. Neyin hepsi gitmiş? Para. Paraların hepsi gitmiş, çalınmış. Paranı burada mı saklıyorsun? Evet. Ne kadar vardı? Hepsi. Hepsi mi? Bütün birikimin mi? Evet. Çin'e gitmek için para biriktiriyordum Şerif. Arka taraftaydım. Kimse yoktu. Dün gece yıkama odasının camını kırıp içeri girmişler efendim. Sadece bu boş kutuyu buldum. İçine para koyacaktım. Artık hiç param kalmadı. Biriktirdim. Paraların hepsi çalındı. Hiç param yok Şerif. Bu yüzden bankalarımız var Charlie. Peki Şerif neden var? Joe, neden gidip Key'nin yerine bir göz atmıyorsun? Elbette. Mahkemeden yeni bir haber var mı? Sadece Bay Polak bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyor ama başaramıyor. Claire, seninle konuşmak istiyorum. Ne oldu? Katie'nin senin yanına taşındığını duydum. Sırtına çok ağır bir yük aldın. Başa çıkabilirim. Claire, eğer yapabileceğin bir şey olursa lütfen beni ara. Bunu pazar günü kilisede konuşabiliriz. Otursam iyi olacak. Sessizlik, sessiz olun. Herkes ayağa kalksın. Oturabilirsiniz. Güney Dakota adına bu mahkemenin öğle oturumu açılmıştır. İddia makamı hazır mı? Hazırız. Savunma makamı? Hazırız. Pekala, cet başlayabiliriz. Elimizdeki iddianameye göre 13 Mayıs 1891'de Benjamin Galt tuzak kurarak beklemiş ve Emil Fielding'i Johnson Stage'den Boulder Hill'e gelirken 16.400 dolar değerinde altın ve gümüş çalmak nedeniyle 41 milimetrelik bir kurşunla başından yaralayarak öldürmüştür. Başlamadan önce sizi hatırlatmak istediğim şeyler var. Bu mahkemede izleyici olarak bulunuyorsunuz. Yani dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Bu adil bir dava olacağından yasalara bağlı olarak yürütülecektir. Ortada genç bir adamın hayatı var. Onun asılacağından eminim. Bakalım Şerif Walden'ın neler söylediğinden bahsedecek mi? Benciden başkasını söylemiş olamaz. Bu adamın mahkeme salonundan çıkarılmasını istiyorum. Sessizlik! Sessiz olun yoksa mahkeme salonunu boşaltırım. Sessiz olun! Bu mahkemenin en adil şekilde yönetilmeyeceğini düşünmek tamamen saçmalık. Sanığın babası Şerif de olsa değişen bir şey olmayacak. Şerif Galt. Evet, sizin için ne yapabilirim? Adım Ellison. Belediye başkanı tarafından gönderildim. Pekala. Buradaki göreviniz nedir Ellison? Başkan hem cinayet davasıyla hem de kasabadaki olaylarla ilgilenmenin zor olduğunu düşünüyor. Bilemiyorum. Sanırım Ellsworth'tan kendi yerime en az 50 kişiyi görevlendirebilirim tabii ihtiyacım olursa. Eminim yapabilirsiniz.
Başkan ters giden şeyler olabileceğini düşünmüyor. Ben sadece ortadaki gerginliği yok etmek istiyorum. Yani buraya bir polis müdürünün gönderilmesini biri mi istedi? Aha. Queens adında biri. Şey... Pekala. Duruşma şu anda devam ediyor. O halde para kazanmaya başlayabilirim. Şerif. Geçen gece bahsettiğin şu iş. Kabul ediyorum. Sana yine de para ödeyemem Sutherland. Talalı Ridge'den geriye ne kaldı bilmiyorum. Ama o zamandan beri yağmur da yağmadı. Sana minnettarım. Sutherland mi? Şehirdeki en iyi dedektif. Öyle mi? Duyduğum kadarıyla her yerde en iyi. Görünüşe bakılırsa gerektiği kadar beklersen işler yolunda gidecek. Eugene Walden'ın ifadesinin aynı şekilde mahkeme kayıtlarına geçmesini savunma kabul ediyor mu? Son paragrafı yeniden dinleyebilir miyim? Oku. Silah sesini duyunca gidip neler olduğuna bakmam gerek diye düşündüm. Boulder Hill'i görebilecek kadar yükseldiğimde ise gördüğüm tek şey öylece duran bir meydandı. Nettie Holcomb'un vagonu da o sırada yaklaşmaktaydı. Birinin aceleyle kaçtığını fark ettim ama kim olduğundan emin olamam. Daha önce Güney Dakota Ellsworth kasabasından Şerif Samuel Galt ve Şerif Yardımcısı Joseph Tilly tarafından okunmuş ve imzalanmış. Ne oldu sonrasında? Bu kadar acil olan 91 Eugene Walden. San Luis Bankası. 91. bölüm. Beklediğimiz paranın bir parçası. Hem de hiç şüphesiz. Kesinlikle. Bu ne demek oluyor Şerif? Ne demek mi oluyor? Bence bunu harcamış olamaz. Çünkü hapiste. O masum ve elimizde kanıt var. Bu ne zaman geldi? Bu sabah banka açıldığında geldi. Kim getirdi peki? Milligan. Kumarhaneden olan depozito ile birlikte. Evet, her sabah evine gidip uyumadan önce yaptığı gibi. Pekala. Şimdilik kimseye bir şey söyleme. Nasıl istersen sen. Pekala Bay Holloway, tanık çağırabilirsiniz. Doktor Emerson'u çağırıyorum. Cesetten çıkardığım kurşun 41 kalibrelikti. Teşekkür ederim doktor. Tanık sizin. Tanığa sorum yok. Benji'ye 41 kalibrelik bir silah sattım. Şuradaki Benji Galt'a. Bana haftada çeyrek dolar ödedi. Tanık sizin. Son birkaç yıl içinde sattığınız tek 41 kalibrelik silah o muydu? Hayır. Peki çok mu sattınız? Biraz. Elbette onları makarna satar gibi satmadım. Onları içmeniz de mümkün değil zaten. Sessizlik. Hepsi bu kadar. Kürsüden inebilirsiniz. Şerif yardımcısıydım ve görev başındaydım. Boulder Hill'e vardığımda Benji orada değildi. Şerif ve ben onu daha sonra evde bulduk. Korkmuştu. 41 kalibreliği bulduk ve sanki ateşlenmiş gibi kokuyordu. Tanık sizin. Şüpheliye onun ateşleyip ateşlemediğini sordunuz mu? Ateşlediğini söyledi. Peki şüpheli neden ateşlediğini açıkladı mı? Evet bayım. Treni soyup kaçan adama ateş ettiğini söyledi. Makiniste değil. Bu bir söylenti. Bu cümlenin üzerine gidecek misiniz Bay Polak? Hayır efendim. Başka sorun yok. Milligan. Hey Milligan, uyan. Ah hadi ama daha zamanım var. Hey Tom, şimdi beni dinle. Ha? Bugün bankaya verdiğim paranın içinde yepyeni bir gümüş dolar vardı. Ne zaman? Depozito. Bu sabah banka ödediğim para içinde gümüş bir dolar vardı işte. Aa evet. Bunu nereden buldun? Salonda. Sana kimin verdiğini hatırlıyor musun? Elbette. Yani verdiğin o kadar paranın içinde bu gümüş doları nereden aldığını biliyor musun? Elbette, sana anlatayım. Dün gece değil, bu sabahtı. Biraz tuhaf görünüşlü biri geldi. Kimdi o? Şu dedektif. Dün gece konuştuğun adam. Sutherland. Evet, Sutherland.
Ben bankaya gitmeden hemen önce geldi. Parlak gümüş olmasının dikkatimi çektiğini hatırlıyorum. Diğerlerine benzemiyordu. Demek bu yüzden işi kabul etti. Kendini korumak için. Aha. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bay Quincy, Eugene Walden'ın öldüğü gece evinde misafirdiniz, bu doğru mu? Evet, doğru. Aynı zamanda son dakikalarında yanına Şerif Galt'tan başkasının olmasını istemediğini vurguluyorsunuz. Kendi kızını bile. Ayrıca Şerif ve Walden arasında bir anlaşma geçtiğine de inanıyorsunuz. Şerif'in oğlu olan Benji Galt'ı koruyacak bir anlaşma. Bu doğru. Sessiz olun. Sessiz olun yoksa hepinizi dışarı çıkarırım. Şimdi muhtemelen Bay Polak bu durumun kanıtsız bir varsayım olduğunu düşünecektir. Bu fikir Eugene Walden öldüğünden beri tüm kasabanın aklında ve ağzında. Şerif Galt, Walden'ın ona sır olarak söylediği şeyi açıklayamadı. Bu mahremiyet tamamen anlaşılabilir. Çünkü Walden'ın kızı ve Benji Galt evlenmek istiyorlar. Bana soracak olursanız, Walden kimseye bir şey söylemedi. Çünkü gelecekteki damadını korumak istiyordu. Tanık sizin Bay Polak. Ön yargılı olan Bay Quincy'ye soracak sorum yok. İtiraz ediyorum, Bay Quincy ön yargılı değil. İtiraz kabul edildi. Bay Holloway, jüriye Bay Eugene'in öldüğü akşam Bay Galt'la ne konuştuğunu kimseye söylememesinin sebebini sebeplendirdi. Bu yüzden mahkeme salonundaki herkes artık Bay Walden'ın Bay Galt'a söyledikleri konusunda tamamen ön yargılı. Pekala. Şimdi Bay Quincy ve Bay Holloway'in suçlamalarının yersiz olduğunu kanıtlayacağım. Eugene Walden, Benji Galt'tan nefret ederdi ve bu yüzden onu korumaya çalışmazdı. Sessizlik, sessizlik! Kathy, hala okula gidiyor musun? Evet bayım. Benji ile ne kadar zamandır birliktesiniz? Yaklaşık 3 yıldır. Babam bu durumdan hoşnut muydu? Babam Benji'yi severdi. Sever miydi Kathy? İyi düşünmeni istiyorum. Benji'nin biraz vahşi olduğunu düşünmüyor muydu? Yani bazen. Arada bir onu görmeni yasaklamıyor muydu? Belki 1 ya da 2 kere. Kathy, uzun süredir aşıksın. Uzun süredir aşık olduğuna göre evlenmek istiyorsun. Kathy, Benji seni hiç öptü mü? İtiraz ediyorum. Bay Polat, nereye varmaya çalışıyorsunuz? Bunun konuyla ne ilgisi var? Ben sinirli bir babanın yalan söyleyebileceği fikrine inanıyorum. Bu kızın babasını yaptığı şey de bu. Bu çocuğa olan kininden cehenneme gitmeyi bile göze almış. Kızla diğer çocuk arasında normalden farklı bir ilişki olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Normalden farklı ne mı? Ne demek hayır istediğimi biliyorsunuz. Biliyorum efendim. Bunu mu kastediyorsunuz? Evet efendim. İtiraz ediyorum. Söylenenler doğru olsa da olmasa da ileride bu kızın toplumdaki saygınlığını yitirmesine sebep olacaktır. Çocuk bu mahkemede hayatından olabilir. Bu kötü olabilir bir yol. Kaba terbiyesizce ve adice. Eğer suçlu bulunursa cezasını çekmek zorundadır. Ha, cezası asılmak mı? Bu bence olmuyor. Sayın hakim. Bay Polak devam edebilir. Buyurun. Kathy, neden bahsettiğimizi anladın değil mi? Benji'nin hayatı tehlikede. Onunla olan ilişkiniz... Kathy. Pekala Kathy. Benji ile olan ilişkinizde... Protesto ediyorum, protesto ediyorum. (Gülüyor)
Hemen geliyorum. Burada bir şey olmuş. Bir şey bulabildin mi? Burada bir şey bulamadım. Ama Boulderhill'in karşısında ve şu tarafta bir şeyler var. Burada çok şey olmuş. Bir işe yarayacak kadar çok mu Sutherland? Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İşte tam burada durdu. Nettie Holcomb şu tarafa giderken... Kemerini çıkarıp atabilirsin. Cinayet için bana iftira atıyorsun. Hayır. Sen kendini ele verdin. Şimdi kemerini çıkar. Al onu. Al onu dedim. Hatırladın mı? Hayır. Olay yerinden çalınmıştı. Dikkatsizsin, parayı harcadın. Bunu daha önce görmedim bile. İçki içmek için kumarhane ödemişsin. Ceplerini boşalt. Eğer paramı arıyorsan Eğer'in yanındaki çantada bulabilirsin. Pekala. Onu yavaş bir şekilde yere dök. Parayı nereden buldun? Bir iş karşılığında aldım. Başka çalıntı para görüyor musun? Hayır. Sadece bir gümüş dolar. Onu Milligan'a benim verdiğimden emin misin? Milligan emin. İş için sana kim para ödedi? Şerif, trenin soyulduğu gün ben San Anton'daydım. Bundan emin ol. Buna kanıtlayabilirim. Sana iş için kim para ödedi ve iş neydi? Buydu. Biliyorsun, dün akşam senden başlamam için önce paranın yarısını istemiştim. Bu sabah biri geldi ve hepsini verdi. Aynı senden istediğim gibi. Sadece 500 dolar değil, 180 dolardı. Biri sana bana yardımcı olman için para mı verdi? Evet. Kimdi peki? Şu kızıl saçlı çocuk. Jackson Gallagher. Gallagher. Pekala. Benji Galt. Şimdi de sana Cathy ile olan ilişkinizi soracağım. Babası neler olduğunu farkındaydı, değil mi? Değil mi? Evet efendim. Ve bu yüzden de senden nefret ediyordu. Konuş Benji, gerçeği söylemenin zamanı geldi. Benji konuşsana. Neden konuşmuyorsun Benji? Dilini bağlayan bu insanlar boynuna halatı geçirecek. Bence Cathy'nin babasının senden nefret etmesinin sebebi Hayır. senin ve... Ben Cathy'yi sadece bir kez öptüm. Doğum günü partisinde. Aramızda yanlış bir şey geçmedi. Cathy'yi seviyorum. Evlenmeden ona dokunursam çok utanç duyardım. Merhaba Şerif. Bayan Gallagher, Jackson evde mi? Şerif! Aşağı in Jackson. Duruşmaya gelecek fırsatım olmadı. Umarım Benji...
Jackson'la ilgili bir sorun mu var? Henüz bilemiyorum Bayan Gallagher. Kısa süre önce olay sırasında çalınan paranın içinde olan gümüş bir dolar ortaya çıktı. Sana kadar iş sürdüm Jackson. Ben mi? Yani sizce bence yapmadım lütfen mı? Lütfen Bayan Gallagher. Jackson. Gümüş dolar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sutherland senin ona verdiğini söyledi. Hayır. Cinayet ilgisi olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu sabah Sutherland'e sen para vermedin mi? Benji'nin başı dertte diye hepsi sizin yüzünüzden. Pekala Jackson. Evet efendim, ona biraz para verdim. Dün gece onu kumarhanede para almadan işe başlamayacağını söylerken duydum. Sizde yok muydu? Gümüş dolar o paranın bir parçasıydı. Yemin ederim treni ben soymadım. Sutherland'e verecek parayı nereden buldun? Bence senin yüzünden mi dar ağacına gidecek? Onu rahat bırakın. Yapma anne, onu çaldım. O kadar parayı başka nereden bulabilirdim? Bir yerden bulmam gerekiyordu. Buna göz yumamazdım. Sutherland para olmadan çalışmayı kabul etmedi. Nereden çaldın? Çamaşırcı Charlie Key. Bir para kutusu olduğunu biliyordum. Dün gece dükkanın camını kırıp içeri giren sen miydin? Onun Jackson olmadığına sevindim Bayan Gallagher. Nettie Holcomb bir isim. Çift H çiftliğinin sahibi. 13 Mayıs'ta öğleden sonra ne yapıyordunuz Nettie? Birçok şey ama sanırım tepenin yakınında ne yaptığımı soruyorsunuz. Bu doğru. Kendi at arabamı kullanıyordum. Yalnız mıydınız? Evet doğru. Kestirmeden gidip zaman kazanmaya çalışıyordum. Sonra da treni gördünüz. Evet gördüm. Makinistin öldüğünü de gördüm. Benji elinde bir silah tutuyordu. Ve yerinde durmuyordu. Bir tek o hızla bir şekilde koşarak kaçıyordu. Oradan oraya başka birini görmedim. Dur biraz Nettie, bu çok önemli. Yani başka kimse kaçmıyor muydu demek istiyorsun? Yani orada başka biri de mi vardı? Elbette. Cathy'nin babası da oradaydı. Ama ben oraya varmadan önce o oradaydı. Teşekkür ederim Nettie, bu duruşmada çok işimize yarayacak. Tanık sizin. Nettie. Oturun. Anlamaya çalıştığımız tek şey o gün ne oldu? Ve bize yardım edebilirsiniz. Cevabınız evet veya hayır olsun. Tamam mı Nettie? Pekala. Nettie, tepeye çıkıp treni gördükten sonra hiç silah sesi duydun mu? Hayır. Peki tepeye çıkarken treni ve şüpheliyi görmeden önce silah sesi duydun mu? Hayır. Duymadım. Çünkü bir sebebi vardı Nettie. Eğer makinisti öldüren silah sesini duysaydınız ve Benji'yi kaçarken görseydiniz bu onun için kötü olurdu. Ama silah sesi duymadığınıza göre olay siz oraya varmadan birkaç dakika önce gerçekleşmiş olmalı. Yani Benji'nin gerçek katili görüp onu ateş etmesine ve peşinden koşmasına yetecek bir zaman olmalı. Aynı sizin tepeye çıkıp gördüğünüz sahne gibi ve... Şimdi size soruyorum Nettie. Olay bu şekilde gerçekleşmiş olabilir mi? Bildiğiniz kadarıyla. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Bu çalıntı paranın bir parçası mıydı? Evet. Yani bunu bana veren adam treni soyan adam mı? Olabilir. Bunu bir hafta önce aldım. Çok net hatırlıyorum. Evet, çok net. Bunu sana kim verdi Charlie? Benji. Benji mi? Benji. Şimdi ne yapacağım? Evet ben şerifim. Cinayet hakkında bir şey biliyorum. Kanıtım var. Kanun karar vermemi söylüyor.
Sen. Ben 12 yaşındayken babamla Colorado altın tarlalarına doğru gidiyorduk. Küçük bir kasabada para kazanabilmesi için Şerif yardımcısı oldu. Hapishanede bir adam vardı. Bir at hırsızı. Adam suçluydu, itiraf etti. Ama babam yasaya göre davranmadı. Onu linç etmek için bir gün sokağa geldiler. O at hırsızı ve sinirli adamların arasında sadece babam durdu. Hırsızı astılar. Babamı da bu yüzden öldürdüler. Buna gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. Babam bir hiç uğruna öldü. Bunca senedir bana bundan hiç bahsetmemiştin. Sen. Babam ayaklarını yere sağlam bastı. Ve çok yürekli bir şekilde karşılarında durdu. Diğerleri de onun üzerine gittiler. Ama bunun bedelini o ödedi. Şimdi sen oğlun için yürekli bir şekilde herkesin karşısındasın. Ama bedelini Benji ödeyecek. Bu bir mucize olacak. Jürinin sanığı suçsuz ilan etmesi 5 dakika bile sürmeyecek. Olay bu şekilde sonlanacak. Hepsi bu. Benim yerime sen imzala. Tamam. Şerif, ben Chicago Sandan Bilson. Duruşmayla ilgileniyorum. Görünüşe bakılırsa kazanacaksınız. İddia makamının doğru düzgün bir dosyası bile yok. Sakın bana şahitlik yapacağını söyleme Şerif. Gerçeği, sadece gerçeği söyleyişinize Tanrı üzerine yemin ediyor musunuz? Evet ediyorum. Oturun Şerif. Şerif, size Eugene Walden tarafından bir sır verildiğini duyduk. Söyledikleri ve Nettie Holgun'un ifadesi arasında büyük bir fark var. Tepeye çıktığında Walden'ın orada duruyor olduğunu söyledi. Walden da bana yaptığı konuşmada oraya gittiğinde Nettie'nin çoktan orada olduğunu söylemişti. İşlerinden biri yalan söyledi. Eğer ilk önce Walden oradaysa katili görmüş olabilir. O gece Walden'ın yatak odasında ne olduğunu bilmek istiyorsunuz. Bana ne söylediğini. Evet. Bana dedi ki... Yüksek sesle konuşun. Bana yalan söylediğini oraya... Nettie'den çok daha önce gittiğini söyledi. Sayın hakim, ara verilmesini talep ediyorum. Reddedildi Bay Polak. Devam edin Şerif. Bana... Benji, makinisti vururken gördüğünü söyledi. Sessizlik! Sıra savunmada sayın hakim. Tanık sizin. Hepsi bu kadar Şerif. Merhaba Şerif. Evet. İyi akşamlar Şerif.
Bugün yaptığım şeyi açıklamak istiyorum. İlgilenmiyorum. Sen bir sersemsin. Bu işten ayda ne kadar para kazanıyorsun? Ayda 110 dolar. Bana verdiğin parayı biriktirmen ne kadar sürdü? Uzun süre. Ne yani? 10-15 sene mi? Ne kadar? Söyle. Yaklaşık o kadar. Harcamansa yaklaşık 60 saniye, değil mi? Galt, çok tutarsızsın. Eğer bu kadar zamandır görevini yapıyor olsaydın o makinist ölmezdi. Bir şerif olarak ya da bir baba olarak o çocuğun ortalıkta dolaşmasına engel olabilirdin. Neden geldiğin yere geri dönmüyorsun? Şehirden gitmiyorsun? Beyler, jüri bir karara vardı mı? Evet, karar verdik sayın hakim. Sanığı suçlu bulduk efendim. Bu cümle bir emirdir. Sanık yarın dar ağacına çıkarılacak. Benjamin Galt, yarın öğlen saatlerinde öğlene kadar ipte sallandırılmanız gerektiğini söylemek için buradayım. Tanrı ruhunuza merhamet etsin. Quincy. O masum değil mi? Hayır Bay Polak. Masum değil. O suçlu. Ne demiştiniz? Çeneni kapalı tut. Bir sene sonra unutulur. Bence de hala hayatta olur. Buna yaklaşmıştık. Küçük sırrımı söyleyince onu tuzağa düşürmüş oldum değil mi? Bence iyi gördün mü? Claire bana sen herkese karşı durmaya çalışsan da bunu Benji ödeyecek dedi. Benji. Ben değil. Bu yaptığın şeyi kolaylaştırdı mı peki? Bunun ilaç olduğunu söylemiştin. Bana neden Benji'nin suçlu olduğunu düşündüğünü söyler misin? Çünkü böyle bir konuda senin suçlu olduğuna inanmazdım. Ve oğlunun buradaki davranışlarından sonra elmanın ağaçtan uzağa düştüğünü sanmıyorum. Bir şey daha var Benji. Bunu bir daha yapmam gerekseydi bu şekilde yapmazdım. Bunun bir farkı olmazdı. Sorun değil, anlıyorum. Herkese karşı duruyordum. Claire, Bay Polak'a. Bunu kendi üzerime aldım. Bunu yapan bendim. Önemli değil baba, önemli değil. Bence. Baban o paraya ait olan gümüş bir dolardan iz sürdü ve sana ulaştı. Gümüş bir dolar mı? İz sürerek bana mı ulaştı? Evet, Çinli adam söyledi. Ama Charlie, ben yapmadım. Neyi yapmadın? Charlie'ye o gümüş doları sen vermedin mi? Evet, evet, ona o parayı ben verdim. O zaman olay şöyle oldu. Treni durdurdun, makinisti öldürdün ve parayı çaldın. Tek bir gümüş dolara harcamak çok aptalcaydı değil mi bence? Peki bunu çamaşırhanede nasıl harcadın? Bunu orada mı harcadın? O paraya ait bir gümüş dolar olduğunu bilmiyordum. Bunu nasıl yaptın? Paranın hepsini bir arada tutmadın ben mı? Ben çalmadım. Treni ben tuzağa düşürmedim. Çalmadıysan o parayı nereden buldun? Sana biri mi verdi? Sana o parayı biri mi verdi bence?
Eğer biri verdiyse onun suçlu olduğunu biliyorsun. Sana ne sebeple vermiş olursa olsun, kazayla ya da sana suçu atmak için vermiş olsa bile onun suçlu olduğunu biliyorsun. Yarın öğle saatleri evlat. Seni o saatlerde asacaklar. Bence kimi korumaya çalışıyorsun? Elbette şimdi anladım. Böyle olmalı. Ketin'in babası. Walden sana bir gümüş dolar verdi ve sen de çamaşırhaneden onun gömleklerini alacaktın. Walden. Sonra da ölüm döşeğinden parmağıyla seni gösterip sana bir katil dedi. Yalan söylediğini bile bile. Bunu ölürken neden yapsın? Öleceğini biliyor. Çalıntı parayı başka biri için korumak istiyordu. Peki bu kim olabilir? Keti. Elbette. Onu dünyada yalnız başına bırakacaktı. O gittikten sonra güvende olmasını istedi. Keti paranın sende olduğundan nasıl emin oldu? Çeyi sandı. O bana çeyi sandığına iyi bakmamı söyledi. Keti? Bilmiyorum. Onu hiç açmadım. Kesinlikle böyle oldu. Onu ancak birkaç yıl sonra açardım. Bence suçu işlemiş olsaydı birkaç yıl içinde olay unutulurdu. Gerçekten çok iyi bir sonuca ulaştınız. Ama makinist Walden'ı öldürmedi. Öldürmedi mi? Benim sürdüğüm ize göre o öldürmedi, başka kim? Biri. Bilmiyorum. Sadece başka biri. Gidip şu çeyiz sandığına bakalım. Kızım Katie, evliliğinin üzerinden en az 3 yıl geçmeden bunu açma. Açalım şunu. O nerede? O çocukla hapishanede kaldı. Buna inanamıyorum. Böyle bir ruhu olduğuna inanamıyorum. Yoktu zaten. Size söyledim. Makinisti Walden öldürmedi. Bunu Benji'nin yaptığına inanmamız gerekiyor. Peki ya bunlar? Walden parayı çaldı, evet. Paraları tepenin doğu tarafına sakladı. Ama makinisti öldürmedi. Sürdüğüm ize göre tren şehre doğru giderken dönüşe az bir zaman kala tuzağa düşürüldü. Tuzağı hazırlayan paranın alındığını bilmiyordu. Emin misin? Kanıtlayabilir miyim bilmiyorum ama sürdüğüm izlerden ortaya bu kimdi çıkıyor. Kimdi peki? Bekleyen biri. Tuzakta bekleyen biri. Ama sanırım çocuk değil. Neden? Eğer tuzakta bekliyorsan trenin ne zaman geleceğini bilirsin. Çocuk trenin ne zaman geleceğini biliyor muydu? Elbette bilmiyordu. Kim biliyordu peki? Dağıt. Tren istasyonunun müdürü. Sen? Sen Dağıt yapmış olamaz. O hastaydı, hatırlamıyor musun? Doktor Leland bütün gün onunlaydı. Bu doğru. Başka kim biliyor olabilir? Sanırım bunu Dağıt'a sorsak iyi olur. Yeterli mi? Biraz daha yapmaya devam et. Bu bir şirket işi. Para taşımak da öyle. Kimse bunu bilmiyordu. Kimseye söylemedim. Ama biri bir şekilde öğrendi. O her kimse Fielding'i öldürdü. Benji değil mi? Hayır, Benji değil. Onu öldüren her kimse trenin geleceğini biliyordu. Benji bunu bilemezdi, değil mi? Hayır. Hayır, gerçekten sevindim Şerif, çok sevindim. Sevindiniz mi Bay Dağıt? Bu da ne demek oluyor? Artık Benji'nin olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Buna çok sevindim. Bütün kasabanın sevineceği gibi mi? Bu onları tatmin eder mi sizce Bay Dağıt? Ona bir dakikalığına bile olsa inanırlar mı? İçlerinden biri o ipin ucunda onu görmediğine sevinir mi dersiniz? Şimdi böyle düşünmenin sırası değilsem... Evet, siz insanları tanırsınız Bay Polak. Yanılıyor muyum? Yanılıyor muyum? Benji şimdi kurtulsa bile hayatının bir gününü bile özgür bir insan gibi yaşayabilecek mi sanıyorsunuz? Hayatı boyunca birileri arkasından bir anlaşma yapıldığını söyleyecek.
Arkasından konuşacaklar. Katil bulununa kadar hayatı böyle geçecek. Eğer şimdi bulunmazsa. Şüphesiz. Ama konuşmak için zaman gerekiyor. Neden sana bir içki ısmarlamıyorum? Gidip Benji'nin bir şeye ihtiyacı var mı bakalım? Phil, seninle konuşmam gerek. Şimdi de el mi değiştirdin? Lütfen Phil. Ne oldu? Yardıma ihtiyacın olduğunda ara demiştin. Şimdi yardımına ihtiyacım var. Zor durumdayım. Bunu benden başka kimse bilmiyor. Claire, elimden gelen her şeyi yaparım. Konu Benji. O masum. Seneler sonra geldin ve şimdi de bir başka birinden bahsediyorsun. Beni dinle. Hepimiz o makinisti öldüren kişinin Boulder Tepesi'ne doğru gittiğini biliyor olmalıyız. Phil, bunu kim bilebilir? Neden ben? Neden ben bilmeliyim? Neden mi? Çünkü senin bir gazeten var. Şehirde olan her şeyi biliyorsun. Yardımcı olabilirsin, ortaya çıkarabilirsin. O çocuğa bunu borçlusun. Ona hiçbir şey borçlu değilim. Öyle olduğunu biliyorsun. Gazete bir sestir Phil. Sen o sesi ona karşı yükselttin ve herkes mahkemeden önce bile onun suçlu olduğunu düşünüyordu. Bunu düzelt Phil. Yardımına ihtiyacı var. Orada bir hücrede oturup beklerken neler hissediyordur düşünebiliyor musun? Beklemek hakkında bir şey bilmediğimi sanıyorsun. Senelerdir bekliyorum. Sam Galt'ı gördüğün zaman gözlerindeki bakışı görüyorum. Bir erkeğe öyle bakabilmen için ne yapması gerekiyor? $100 bir şerif mi olmalı? Ben bir erkeğim Claire. Ama sen bana bir kere bile öyleymişim gibi bakmadın. Bir kez bile. Şimdi bile bakmıyorsun. Phil. O çocuğa bunu ödetme. Ben Sam Galt'ı seviyorum ama bunun acısını Benji'den çıkarma. Lütfen Phil, yardım etmen için yalvarıyorum. Dağıt dışında o tren hakkında bilgisi olan başka kim var bir düşün. Lütfen. Phil. Sen düşün. Eğer Dowd değilse aklıma gelen sadece bir tek kişi var. Kim? Dowd'un mesajlarını St. Louis'e getirip götüren adam. Telgrafçı Leverett. Ah, teşekkür ederim Phil. Sana minnettarım. Ama bunun için elinde bir kanıt yok. Sen. Leverett. Quinston'un Leverett olduğunu düşünüyor. Telgrafçı Leverett olduğunu. Elbette. Trenin güzergahını biliyordu. Dağıt, Leverett biliyor muydu? Evet, doğru. Biliyordu. Sen. Sorun halloldu. Artık kimin yaptığını biliyoruz. Baban değildi Cathy, suçlu Leverett. Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür. Nereye gidiyorsunuz Bay Galt? Onu tutuklayacak mısınız? Tutuklamak mı? Artık her şey çok güzel olacak. Tıpkı her zaman umduğumuz gibi. Elbette. Sam, onu düelloya çağırma. Onunla çekişme. Hızlı silah kullanamıyor. Soğukkanlı bir şekilde birini öldürmekten farksız olur. İki kişiyi öldürecekti.
Biri makinist, diğeri de bencil. Kinle dolusun. Akla gelebilecek en kötü şeyi yapmak istiyorsun. Birden fikrin mi değişti? Soğukkanlı bir şekilde birini öldürmeni istemiyorum. Ama kimse istiyor. Senden benim yüzümden nefret ediyor, anlamıyor musun? Seni onu öldürmeye ikna ederse bu onun için zafer demek. Buraya gel. Sakin ol. Cinayeti önlemek için buradayım. İçeriye bakacağım. Gitmiş. Aceleyle gitmiş gibi görünüyor. Nerede o Eli? Bilmiyorum. Abin nerede? Size bilmediğimi söylüyorum. Buraya gelip sana nereye gideceğini söylemiş olmalı. Buraya para ya da silah için gelmiş olmalı. Hayır. Peri'ye gitti. Kardeşim John onun yanına Peri'ye gitti. Lütfen onu öldürme. Ona bir şans ver lütfen. Evet. Benji'ninki gibi. Hayır. Eğer çoktan yola çıktıysa destek istemeliyiz. Hiç yolundan gidiyor olmalı. Oraya en çabuk o şekilde varabilir. Tonelli'den yolunu keseceğim. Leverett'ın iyi silah kullanamadığı doğru mu? Ama o bir katil. Bir yıldızın dolması canın istiyor diye birini öldürme hakkını sana vermez. Bu yüzden mi peşimden ayrılmıyorsun bayım? Evet, bu yüzden Şerif. Kestirmeden gelirse onu hemen yakalayabilirsin. Şerif, neden kasabaya geri dönmüyorsun ha? Benim işim kanundan yana olmak. Sen cinayet işlemeyi planlıyorsun. Öyle mi? Bence mantıklı düşünemiyorsun. Gözlerin hırstan kör olmuş. İyi görebileceğinden emin değilim. En azından ateş edebilecek kadar iyi görüyorum. Geri dönmemi istiyorsan silahına sarılmalısın. Gel. Oldukça hızlısınız bayım. Arkanı dön. Kız haklıymış. Bir adım arkasından vurabilecek kadar kinlenmişsin. Belki şu anda düşündüklerin yüzünden yarın utanacaksın. Sana arkanı dön dedim.
Leverett! Leverett ortaya çık! Beni öldürme! Hadi ortaya çık. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmesine izin verecektin. Sam, bana bir şans ver. Lütfen bana bir şans ver. Kaçıyorsun. Korkuyorum. Korkuyorum. O günden beri korkuyorum. Korkum hiç geçmedi Sam. Beni öldürme lütfen. Lütfen öldürme beni. Beni öldürme. Sen beni öldürme. Getirdiğine sevindim Şerif. Hem de hala yaşıyor. Beni Alice'ın buraya getirdi. Evet Levelert, ne diyeceksin? Fielding'i ben öldürdüm. Benji bana ateş etti. Ben onu vurunca tepe boyunca peşimden geldi. Beni vurmaya çalıştı. Sanırım Fielding'e ateş ettiğini sandılar. Joe. Beklemişsin. Sadece onu ölü mü diri mi getireceğimi görmek için. Evet. Başından beri haklıydın. Gerçek ortaya çıktı. Sen. Yeniden teklif et. Bana evlenme teklif et. Hey! Beni bekleyin! Bekleyin! İyi oğlum var Şerif! Sana ne söylememi istedi biliyor musun? Ne? Sanırım bunu hiç bilemeyeceğiz. Ona benim için sana teşekkür etmesini söyledim.